Oh! Vallahi anlattım, ferahladım Allah'ıma bin şükür be. Yasak deyince Ozan'a cazip mi gelmiş ha? Bu çocuk da az manyak değil ha. Kendisi de öyle dedi. Evet, zaafı bu. Yasak seviyor. Evet ve sen şu an onun için yasak elmasın. Elma olmak istemem ama. Çok sıradan. Belki yıldız meyvesi. Veya ejder. Ya da böyle liçe gibi ender bulunan bir şey olabilirim bak. Yalnız sen de az manyak değilsin. Ay Tony, 3 aylık terapinin yapamadığını sen 15 dakikada hallettin. Hani neden ben değil de o kız diyordum, neden? O kız da yasaktı çünkü. Hayatım, burada star meyvesi nişanlısı varken o yanda duran yasak kurtlu elmaya gitti. Şu an bir aydınlanma yaşıyorum. O kızla sevgili olsa, sen yasak olsan şu an senin peşindeydi. Teorim bu. Bu teori değil Tone. Yeni planımız. Yeme ödem yapar. Ne haber İlayda? Anay. Ne buradasın? Saat 8'de ben yürüme parkurunda olacağım. Gelme yasak demedim mi sana? Spor yapıyorum ya, ne var bunda? Sağlığım söz konusu yani. Anlamıyor musun? Babam burada. Ne görüşmemizi yasakladı. Yani ikimiz şu an yasak bir şey yapıyoruz. Senin omuzların hep böyle miydi ya? Omuzlarınla ilgili konuşman çok tehlikeli Ozan. Sen mi sürdün omuzuna? Ne alakası var? Bu sohbet senin için bir tabu. Saçın da maşalı galiba. Yeter. Soru sorma. Ben artık senin için yasak meyveyim. Lütfen Ozan. Lütfen. Beni artık bu ateşin içine sürükleme. Disconnect. Saat 9'a ki var. Nerede herkes? Tatil köyüm, iş yerim belli değil. Bu ne, anlamadım ben. İlayda. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Mersi, iyiyim. Konuşurken yüzüme bak. Pardon? Göz kontağı kuracaksın abi benimle. Açık konuşacağız. Ozan'la o gece bizi birlikte gördün. Ve duygu dünyanda fırtına koptu. Yalan mı? Aa, doğru mu? Fırtına mı? Meltem rüzgarı bile esmedi inan. Zaten biz Ozan'la sevgili değiliz ki ya. Biz de değiliz. Gerçekten. Ama... Ya takılıyoruz, eğleniyoruz, iyi vakit geçirmece. Duygusaldan çok fiziksel, o tarz yani, anladın? Devel. Bir şey diyeceğim. Sakın kafaya takma. Yo, niye takayım? Takıyorsun. Takmıyorum canım. Takıyorsun. Hayır efendim, takmıyorum. Takıyorsun. Taktın. Taktın, orada sallanıyor, görüyorum ben. Nerede? Ay, takmıyorum canım, nereden çıkartıyorsun? Öf! Aşkım, takıyorsun, artistlik yapma bana. Ağzının kenarı seyiriyor, atıyor böyle tik tik tik. Doğuştan otik bende öyle tik tik tik. Duygularını dışarı at, o tiklerin hepsi geçer. Hep içine atıyorsun. Dışarı at kızım, dışarı at. Hadi canım. Geçecek bunlar Can Can. Can Can. Evet, İlayda Hanım. Günaydın. Neredesiniz siz ya? Saat 9'da 2 geçiyor. Efendim, 120 saniye için kendinizi bu kadar yıpratmasanız. Sizin geç kalmayı bırak, geceleri bile burada yatmanız lazım. Görgü bilgi açığınız anca kapanır. O içtiğiniz nedir Yaşar Beyciğim? Hiç. Çay. Hayırlı mesailer arkadaşlar. Şşş, Beybise, bir anda duygularını çok mu dışa attın acaba Beysa? Sana mı soracağım Tone? İçki mi içmişti bu adam sabah sabah? Kız sanki bir ağzı yüzü kayıyordu değil mi? Hayır, hiç kahvaltıda portakal sulu şampanya içecek tip de değildir ama. Hadi konuşuyoruz. Ay çok yoğunum gerçekten. Hayır abi. Bugün bunu aramızda çözeceğiz. O duygusal bagajı açacaksın bana. Açmayayım. Bagajdan ceset falan çıkar. Hop. Açık konuşacaksın kızım benle. Sesini yükseltmezsen. Sen de yükselt. Ya duygularını açacaksın bana. Ne hissediyorsan göreceğim. Hiç gerek yok gerçekten. Ya duygularını dışarı at kızım. Dışarı at.
Ya küfret bana. Hakaret et bana. Et. Çok saçma bir yere gidiyor. Dışarı at. İçinden ne geliyorsa tutmayacaksın. Dışarı atacaksın. İçindeki duyguları çıkart. At dışarı. At. İlhan, ne yapıyorsun? Çok acıdı. İyi misin hayatım? Hayır. İlayda, neden vuruyorsun kıza? Sen nasıl bir sosyopatsın ya? Tövbe tanrıma. Vah yavrum, vah vah. Yalnız nasıl iyi geldi. Kız haklıymış. Vallahi. Acıdı da. Yaptım geçti. Ne gidiyorum ben. Çalıştım çünkü. Bugün çok çalıştım. Nazlı'ya yumruk atmanı alkışlamaya geldim. Ben istedim, bir manyak Allah verdi iki. Kime yumruk atmış? Görüştüğüm kıza. Yumruk mu? Yumruk mu? Düğün gecesi beni şu koltukta bırakıp başka kıza gittiğinden beri bazen kendimi kaybediyorum, evet. Başka kıza mı? Anam babamı öldürsen yine bunu mu söyleyeceksin bahane olarak acaba? Bahane mi? O zaman ben Amerika'da 3 ay her gün bir uzmana gittim, haberin var mı senin? Boks uzmanı mıydı o? Çünkü Nazlı'ya sağ kroşe çakmışsın. Ay, ağzını burnunu kırmadığıma dua etsin o. Yapabilseydin yapardın onu. Aa, yapabilirdim ama yapmadım. Sen tabii hiçbir altı iyi yapamadığın için herkesi kendin gibi sanıyorsun. Ben mi hiçbir altı iyi yapamıyorum ya? Gayet iyi yaptığım şeyler vardı ama senin de pek hoşuna gidiyordu o yaptığım şeyler. Görbilsizleşme çirkin! Agresif manyak! Nasıl kapatmadılar Amerika'da seni bir yere? Aa, tek kişilik yer kalmış, seni bekliyorlar. Aa, buldum buldum. Sen bir an önce ülkelerini terk et diye bulaşmadılar sana. Sen bir an önce benim evimden git. Ne bu böyle, daha başım burası, ey basıp hesap sormalar. Güvenlik! Telefonunu arayıp gel diye yalvardın geceler, unutma. Unutma bunları. Geldi bana tecavüze kalkış diye polis çağırıp tüm İstanbul'ları rezil edeyim mi seni? İçeri tıktırayım mı? Yaparsın, onu da yaparsın sen. Senden her şeyi bekliyorum. Defol git! Yedi be! Serseri! Salak. Çocuklar. Ay. Sizce kim haklıydı? Ha? Bunu tartışmak isterseniz çekinmeyin. Tartışın çocuklar. Yaşar Bey Karatağ kepsi atmış yine. Şimdi gülme koymak lazım şimdi buna. Uf Alara. Senin yüzünden döndürüp duruyor. Bravo yani. Neyi döndürüyor? Anlamıyorum. Akşam yemeği yesen anlardın. Mideni kurutsan kış bahçesinde çekimi kesecekler vallahi. Baz istasyonu, modemi, her şeyi söktürdün. İnternet yok diyorum. İnternet kullanma. Grubun çenesi bitmiyor ki. Bir sırıtık emoji atacağım diye te buralara geldim. Heh, gitti. Ha, 3 tane birden gitti. Bir buradan çekiyor demek. İnsanlar doğada yaşarken WhatsApp grubu mu vardı? Yo. Herkes ateşin etrafında oturup yüz yüze sohbet ediyordu. Ne yapayım şimdi? Şömine yakıp bütün şirketi buraya mı çağırayım? Meral Hanım'ın tek kaşlı oğlunun Ankara maceraları dinlemek için. Ama susun be size. Cır cır cır. Konuşsunlar orada. Bak mesela Rihanna'nın bile eski sevgililerini. Kim hatırlıyor ki ya? Drake, Beyoncé'nin beyi, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Chris Brown ki o bir de dövdü kızı kör olası. Ay, ne magazinci çocuk çıktın sen de. Benden adam olmaz. Estağfurullah. Bak senin gibi düzgün bir insanın benimle hayatını birleştirmeyi düşünmesi bile bir lütuf yani. Ay, o zaman aşk olsun. Seni artık hiç üzmeyeceğim. Ay, yemin et. Çok kesin kararlar aldım. Gerçekten. Doğru yolu buldum. Ne diyorsun? Vallahi. Ben Nazlı'yla sevgili olacağım. Kabul. Ne? Nazlı'yla mı? Onunla takılacağım. Bana o müstahak. 2 tane işe yaramaz arıza tip. Al birimizi vur ötekine. Ne demek bu şimdi? Sen bana fazlasın kızım. Bana Nazlı gibiler layık. Biraz burnum sürtülsün. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Bir daha hiç kafanı karıştırmayacağım. Sen artık benim kız kardeşimsin. Bunu konuşacaktım seninle. Bir şey mi kırıldı ya? Hayallerim.